Merhaba arkadaşlar. Havelsan'dan Murat Balben. Nesne Tanıma ve Arama Takım Lideriyim. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığında çalışıyorum. Size bugün görüntü işleme ve derin öğrenme ile nesne tespiti konularında genel bilgiler anlatacağım. Çok detaya girmemiz tabii ki 1-2 saatte mümkün değil. Ancak başlangıç seviyesinde konularla ilgili bir fikir edinebilmeniz, bazı şeyleri sizin kendiniz deneyebilmeniz için elimden geldiği kadar detaylı konuları anlatacağım. İçerik olarak görüntü işleme ve Python, derin sinir ağları, görüntüden nesne tespit için derin öğrenme ve yöntemleri, şeyleri sizin derin öğrenme için açık Kendiniz deneyimleriniz deneyebilmeniz için için. uydu görüntülerinde uygulamalar, İHA görüntülerinde uygulamalar, kamera görüntülerinde uygulamalar konularını işleyeceğiz. Niçin Python ile başlıyoruz? Python artık akademik çevre ve algoritma geliştirme konusunda yaygın olarak kullanılan bir bilimsel geliştirme dili ya da araştırma dili. Bugün bilim ve teknolojiyle uğraşan birçok enstitü, akademi ya da araştırma personeli Python dilini bu konularda yoğun kullanıyor. Çünkü her türlü değişik konularda birçok kütüphane Python ortamına entegre edilmiş durumda. Şimdi Python'la konuyu hızlıca anlatmaya başlarsak, işte Python son yıllarda çokça kullanılan, hatta bazı istatistiklere göre en çok kullanılan dil haline gelmiş durumda. Python ortamını kurmak ya da kendi bilgisayarınızda çalışır hale getirmek için dağıtım dediğimiz versiyonları yükleyebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi WinPython dağıtımı. Bu Windows 64 platformu için gerekli birçok bilimsel kütüphaneyi de içeren tümleşik bir Python ortamı. Anaconda dağıtımı yine WinPython gibi fakat biraz daha geniş ticari versiyonu da olan ancak yine ücretsiz olarak da kullanılabilen bir dağıtım. Python dilinin minimum paketi ise Python.org'dan edinebileceğiniz interpreter dili. Bu ortama paketler yüklendikçe diğer dağıtımlar gibi genişletilmiş bir Python ortamınız olabiliyor. Linux sistemiyle Python versiyonu doğal olarak geliyor. Linux'ta birçok uygulama ve script altyapısı Python kullanılarak geliştirilmiş. Bu şekilde siz ilgili sitelerden Python ortamını kurabilirsiniz. Python'u kurduğunuz zaman package sonradan yüklüyorsunuz. Eğer istediğiniz bir package yoksa bunun için Python Package Installer ortamını kullanıyorsunuz. İşte istediğiniz paketi install diyerek yükleyebilirsiniz. Python dilini öğrenmek istiyorsanız hani çeşitli egzersizler ya da uygulamalar, tutorial'lar, learnPython.org sitesini tavsiye edebilirim. Oradan hızlıca ilgilendiğiniz konulara bakıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Python geliştirme ortamları da birden çok alternatifimiz var. Bunların çoğu free yani ücretsiz. Python bir bilimsel dil olduğu için birçok pakette zaten doğrudan ücretsiz olarak geliyor. Geliştirme ortamları da aynı şekilde. PyCharm oldukça gelişmiş debugging yeteneği olan remote debugging gibi işlemler yapabileceğiz. Yani uzakta çalışan, uzak bilgisayarda çalışan bir uygulamayı kendi bilgisayarınızdan debug etmek gibi yetenekleri de bulunan oldukça gelişkin bir geliştirme ortamı. Diğer bir geliştirme ortamı Spider. Bu da bilimsel ortam. Bilimsel ortam olarak işte aynen MATLAB gibi değişkenleri vesaire görebildiğiniz, debug edebildiğiniz, geliştirme yapabildiğiniz ve interaktif olarak komutları çalıştırabildiğiniz bir ortam. Son olarak da Jupyter Notebook var. Jupyter Notebook hem blok blok Python kodları çalıştırmak hem de dokümanta edebilmek için kullanılıyor.
Her bir bloktaki sonucu direkt HTML ortamında görebiliyorsunuz. Daha sonra bunları doküman ya da PDF ya da HTML olarak kullanabiliyorsunuz. Matematiksel ifadeleri de araya serpiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla birçok teknik konu, bilimsel konu Jupyter Notebook'ta Python dili ile beraber anlatılıyor. İçerisinde işte matematiksel ifadeler, tanımlar, bunun yanında fonksiyonların veya işlemlerin sonuçları, görsel sonuçları doğrudan anlaşılır şekilde gösterilebiliyor. Son olarak da IPython, Interactive Python dediğimiz komut satırı ortamı. Burada işte hızlıca Python'daki paketleri, komutları çalıştırıp komut satırından işlem yapabilirsiniz. Az önce bahsettiğim Python geliştirim ortamları Anaconda ve WinPython dağıtımlarında default olarak geliyor. Arkadaşlar, bundan sonra deri sinir ağlarını anlatacağız ama deri sinir ağlarına başlamadan önce Python'la ilgili böyle interaktif birkaç Jupyter Notebook'ta birkaç Python dilini anlatacağım birkaç komut çalıştırmak istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Evet. Az önce Jupyter Notebook'tan bahsetmiştik. Bu ortamda gördüğünüz gibi hem metinsel açıklamaları hem de Python komutlarını buradan çalıştırabiliyoruz. İşte Python ortamında buradaki bir cell'i, hücreyi run komutuyla çalıştırıp sonucunu görebiliyoruz. Ondan sonra ya da burada gördüğünüz gibi Hello World, merhaba dünya. İçerisinde ne var? Bu bir Python scripter dediğimiz Unix'te comment şeklinde bir satır bulunuyor. Tek satırda da print hello world diyoruz. Python oldukça sade, bir satırda çok fazla işlem yapabileceğiniz, kolay kullanılır bir dil. Anlaşılır ve kullanılırlığı yüksek bir dil. Python'da her bir package importla programa yüklenir. Çok fazla package var. Python Package Installer'da yüz binlerce paket bulunmakta. Siz ihtiyacınız olan paketleri yüklediğinizde import ilgili package adıyla paketi kullanılır hale getiriyorsunuz. Bunun yanında standart package'ler var. SS package'i, MET package'i, OS package'i. Bunlar standart zaten Python'la beraber doğal gelen paketler. Burada import MET komutuyla import.met paketini yükledik. Basit bir matematiksel işlemciyi çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 çarpı mat pi'nin kosanını 1 sıfır olarak sonuç alıyoruz. Evet. Arkadaşlar, Python dili interpreter bir dil olduğu için mesela mat paketinin içerisinde neler var diye sormak istiyorsak dir, hani DOS'taki ya da komut satırında dir komutuyla aynı. Dir komutunu çalıştırarak içerisindeki metodlar ya da fonksiyonlar incelenebilir. Class'lar içinde yine dir member atributları ya da fonksiyonlarını gösterir. Help komutuyla herhangi bir fonksiyona ait bilgiyi burada görüntüleyebiliyoruz. Mesela burada log fonksiyonunun, logaritmik fonksiyonun açıklaması bu şekilde. Çalıştırdığımızda da işte burada tabii ki met log dememiz gerekiyor. Çünkü paketi met ismiyle import ettik. Bu şekilde çalıştırıyoruz. Python dili type-independent, yani type bağımsız bir dil. C++'daki gibi type tanımları zorunlu değil. Sabitleri bir değişkene atadığımızda tabii ki bunların tipi var ama bunlar sabiti değişkene atadığımız an oluşuyor. Örneğin x'e 1 atadığımızda bunun tipi nedir diye sorarsak int cevabını alıyoruz. Ya da x'e 1 0 değerini atıp bunun
Şuradan çalıştırıyorum ben kontrol enter'la. Tipi nedir diye sorduğumuzda float sonucunu alıyoruz. Integer, float, bool, complex, bu tip şeyler standart string, standart tutan tipleridir. Daha kompleks tipler birazdan görürüz. List, set, ondan sonra dictionary gibi kompleks tipler var. Evet. Buradan string'lere örnek varmış. İşte hello world değerini atadığımızda bir string, bunun renkli kaç harften oluştuğunu öğrenmek için len fonksiyonunu çalıştırıyoruz. 11 harf olduğunu söylüyor. MATLAB kullanıcılar için Python'da indeksleme bu şekilde. Yani 0'dan 5. harfe kadar string'in içerdiği bilgileri alırsak hello harflerinden oluştuğunu görüyoruz. 4. harften itibaren kalan kısmı aldığımızda hello world, dün all world kısmını alıyoruz. Baştan itibaren, yani şuraya sıfır koymakla aynı şey. Baştan itibaren 5'inciye kadar aldığımızda hello kelimesini yine alıyoruz. Yani Python'da list, set, string falan gibi yapıların range'lerini sorgulamak, extract etmek oldukça basit. Bu yüzden matrislerde çok yoğun kullanılan bir dil haline geldi. MATLAB. Evet. Liste devam edelim. List oluşturma şekildeki gibi L eşittir köşeli parantezine itemlar virgüllerle, yani elemanlar virgüllerle ayrıştırılarak oluşturuluyor. Buradan çalıştırdığımızda L'nin bir gözüküyor da burası L. L'nin bir list klasından olduğu ve içeriğinin print L dediğimizde de içeriğinin 1, 2, 3, 4'ten oluştuğu görülmekte. Az önceki stringlerde yaptığımız işlemler gibi burada da range, yani aralık ifadesiyle listenin çeşitli elemanlarına ulaşmak mümkün. Listemiz 1, 2, 3, 4 iken 1'den 3. elemana kadar ulaşırsak 2 ve 3'ü ulaşmış oluyoruz. Python dilinde ilk eleman 0. indekse sahiptir. MATLAB'da bunun tersi 1'den indeksler başlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani 1. elemandan 3. elemana kadar soldaki taraf dahil olmaz, olmayacak şekilde, gördüğünüz gibi 1. elemandan 3. elemana kadar 3. indekse sahip aslında 4, ama o dahil değil. 2 ve 3 olarak sonuç alıyoruz. Şurada indekslemenin farklı bir tipini görüyorsunuz. 2 nokta üst üste ile ikişer ikişer gittiğimizi, yani başlangıçtan sona kadar demek bu. Ama ikişer ikişer gittiğimizi ifade ediyor. Bunu örneğin ikişer ikişer gitmeden hepsini demek istediğimizde 1, 2, 3, 4'ü elde ettiğimizi görüyorsunuz. Fakat bunun başlangıçtan sona kadar ama ikişer atlayarak gitmemiz gerektiğini söylediğimizde 1. ve 3. elemanları elde ediyoruz. Bunun gibi işlemler oldukça kolay. Listin bir özelliği bütün eleman tiplerinin aynı olmak zorunda olmaması. Yani liste sayısal, string, kompleks ya da float değerler atanabilir. Aynı zamanda işte az önceki range ifadesiyle start stop step, yani 10. elemandan 30. elemana kadar ikişer ikişer git dediğimizde bir range ifade ediyorduk. Köşeli parantezle ifade ettiğimiz şey de range. Bunun şey olarak ifade edilmiş hali, hani expression olarak ifade edilmiş hali bu range komutuyla yapılabiliyor. Yani bunu biz listeye çevirirsek 10'dan başlayacağız, 30'a kadar gideceğiz, ikişer ikişer sayacağız dersek, bunu listeye çevirdiğimizde
elimizde böyle bir liste sonuç oluşuyor. Şimdi sizi fazla sıkmamak için detayları incelemenizi size bırakıyorum. Burada işte Jupyter Notebook'la Introduction to Python Programming. Şimdi Python Notebook ortamını kullandım. Siz daha detaylı bunu internetten çekip çalıştırabilirsiniz. Fonksiyonlar, işte class'lar, class tanımları, işte modüller, bu şekilde devam ediyoruz. Bu dilin sintaksini anlatan bir örnek. Python'la ilgili anlatmak istediğim başka bir konu da NumPy Matris Kütüphanesi. Python'da bilimsel bir olmasının neden olan ana kütüphane bu. Yani birçok veri matris şeklinde, sinyal verileri, görüntü verileri matris şeklinde ifade ediyor. Bunları aynen MATLAB'da olduğu gibi Python dilinde de çok rahat yönetebiliyorsunuz. Bunu sağlayan kütüphane NumPy. NumPy'nin listeden farkı ne? NumPy de data tipi tektir. Bütün elemanları aynıdır, ya int'tir, ya float'tır, ya byte'tır. Ve memory de ardışık tutulur. Dolayısıyla aynen C++'daki gibi gayet hızlı çalışmakta ve yani C'yi aratmayacak hızlara ulaşmamızı sağlamakta. Bu yüzden Matrix kütüphanesi olarak NumPy'yi kullanıyoruz. Bunun yanında matrislerle yapılan işlemler, çarpım işlemleri, işte solve işlemi, thresholding, işte toplama, çarpma, matris seviyesindeki toplamalar, çarpmalardan bahsediyorum. Yani bir seferde bütün elemanların toplanması, bir seferde bütün elemanların çıkartılması falan gibi işlemleri NumPy ile gerçekleştiriyoruz. Şimdi NumPy'yi nasıl import ediyoruz? NumPy, son NumPy import yıldız demiş. İşte doğrudan NumPy'deki tüm fonksiyonları ortamımıza direkt import ettik. Bu ne demektir? NumPy.array diye kullanmamız gerekirken import yıldız ortamımıza import et dediğimiz için doğrudan array fonksiyonu, yani NumPy.array demeden kullanmamıza olanak verdi. Eğer bir listede tüm eleman tipleri aynıysa, yani int ise, float ise, bunu doğrudan array fonksiyonuyla NumPy matrisine çevirebiliriz. Evet. Matrislerin dimensionları vardır. Burada iki boyutlu bir matrisi listede de, burada da listede de iki boyutlu bir matrise çeviriyoruz, NumPy matrisine. Buradan listenin sıfırıncı elemanın bir liste, ikinci elemanın da bir liste, birinci elemanın da bir liste olduğunu görüyoruz ve bunların da birer elemanlar var. Böylece iki boyutlu bir matris elde ediyoruz. Kompleks elemanlı matrisler de elde edebiliriz. Şuradan 0-5-0-5 arası x veya indekslerine grid oluşturduğumuzda bu tip işlemleri, hani indeksleme işlemleri kolayca elde ediyoruz. X için işte satırlarda ilerleyen, Y için sütunlarda ilerleyen sayılar elde edebiliyoruz. Bunlar resim işlemede kullanılıyor, indekslemede falan kullanılıyor. Bunları hani görüntü işleme falan konularında böyle matrisleri ne yapıyoruz diye sorarsanız hani daha detaylı örneklere bakmanız gerekiyor. İşte matrisleri kaydedebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Şuradan matrisleri bir dosyadan okuyoruz. Okuduğumuz matriste ne varmış datamızda? 7777.431 satır ve 7 sütun varmış. Data type neymiş?
Bu Stockholm'de Edison dediğim işte temperatures in Stockholm, Stockholm'daki ısı dereceleri falan diye yıllara göre dağılımına dair bir dataymış. Bunu bu şekilde matplotlib'le print edersek böyle bir şey elde ediyoruz, görüyoruz. Bunu işte Jupyter notebook ortamında da NodePy datalarını görselleştirerek dataların incelenmesini kolay hale getirebiliyoruz. Matrix'in MATLAB'da olduğu gibi, MATLAB sesinde olduğu gibi doğal formatı NP'ye bir matrisi save'le kaydederiz. Doğal edebiliriz. Yine slicing işleri önemli MATLAB'da. İşte yani bir matrisimiz var, büyük bir matrisimiz. İçerisindeki belli bir bölge için işlem yapacaksak slicing, kullanıyoruz. Bunlara ilişkin örnekler burada. Evet. Lineer algebraları NoPy ile çözebiliriz. İşte çarpım, dot, resolve, element wise işlemler falan. Evet, geçiyorum. Son olarak konumuz görüntü işleme olduğu için Python'la ilgili OpenCV kütüphanesini de anlatmak istiyorum. OpenCV normalde C++'da yazılmış fakat birçok ortama taşınmış ve artık Python ortamında da çok yoğun kullanılan bir kütüphane. OpenCV bir resim okuduğunda NumPy matrisi olarak bunu üretir MATLAB ortam, Python ortamında. Kendi C++ ortamında da CVMAT tipindeydi. Burada NumPy ortamında olduğu için NumPy'deki resim okuduktan sonra NumPy'deki işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. NumPy'yi import ettik. İşte matplotlib yani çizim yapacağız. MATLAB grafiği oluşturacağız. Bu da öyle bir paket. Plot işlemi yapacağız. OpenCV kullandığımız versiyonu 4.2. Yine 4.3 vesaire çıktı. Sürekli bunlar hızlıca gelişen yazılımlar, kütüphaneler. Bir resim okuyoruz. CV2 inbuilt. Messi isimli bir resmi okuduk. Renkli olarak okuduk. İmecimiz boş değil. İmej loaded. Başarılı şekilde imeci okuduk. İçerisinde ne var? İmecimizin tipi ND array. Multi dimensional array demek. Shape'i 342 satır, 548 sütun, 3 band. Bu ne demek? Resmimizi OpenCV default olarak red, green, blue yani kırmızı, mavi, yeşil. Kırmızı, yeşil, mavi olarak okur. O yüzden 3 banttır. Bunların her biri ayrı ayrı da okunabilir. Resmimizin data type 8 bit. Yani 3 kere 8, 24. Her bir piksel için 24 bit hafızada yer kaplıyor. İlk ikiye ikilik matriksi resimde bakıyoruz. Şöyle datalar varmış. Bu resmi plotla inshow yaparsak işte resmimizi bu şekilde görüyoruz. Fakat matplotlib ve OpenCV'deki RGB BGR gösteriminden dolayı biraz renginde bozukluk var. Bunu color correction ile düzelteceğiz. Nasıl yapıyoruz? Şunu bu şekilde değil de bu şekilde yapacağız. Resmimiz normal şekilde gözüktü. Bunlara dikkat ediyoruz. Yani kütüphanelerin veriyi temsil ya da okuma sıralarında değişiklikler olabiliyor. OpenCV kütüphanesinin içerisinde çok fazla paket var. Video işleme, video okuma yazma paketleri. İşte çizim, line rectangle, circle çizim paketleri. Derin öğrenme paketleri. Morfolojik işlemler. Görüntü işlemeyle ilgili neredeyse
Çok fonksiyon hazır şekilde yazılmış. Biz onları doğrudan kullanıyoruz. Ve işte kendi uygulamamızı bu şekilde hızlıca geliştirebiliyoruz. Buradaki örnekte işte boş bir resim oluşturduk. Lumpy Zero'yla 512 satır, 512 sütun, 3 bant olarak resmimizi Unint 8, Unsigned Int 8 olarak boş bir resim oluşturduk. Bunu gösterdik. İşte siyah bir kare elde ediyoruz. Burada da zaten 512, 512 olduğu resmin kenarlarındaki indekslerden gözüküyor. Buna OpenSea ile bir çizgi çizmek istediğimizde işte line fonksiyonu, rectangle fonksiyonu, circle fonksiyonu, ellipse gibi fonksiyonları kullanarak bu çizimleri gerçekleştiriyoruz. Burada direkt işte point koordinatı, işte parantez içinde 0 0'dan 511'e 511 diye şu ikisi point 1, point 2, şu renk, şu da çizgi kalınlığı olarak ifade edilmiş durumda. Benzer şekilde rectangle çizdiğimizde işte x1, y1, pardon, point 1, point 2 olarak tanımlandı. Yine renk red, green, blue, green olduğu görülüyor. Yine circle da merkez noktası ve diameter, yani işte yarıçap, onları piksel cinsinden belirtiyoruz. Renk olarak blue, elips çiziyoruz. Yarım elips olarak buradan işte açısal kısımlarını belirtiyoruz. Bu şekilde çizdiğimizde üretilen çalıştırıyorum ve üretilen şeklin o siyah üzerinde bu şekilde çizildiğini görüyoruz. Bunun haricinde poligon üretimi, işte resmin üzerine yazı yazma gibi fonksiyonları da OpenCV içeriyor. Evet. Şimdi imajımızın herhangi bir pikselinde ne değeri var diye bakmak için işte indeks kullanıyoruz. Yani resmimizi de 50. satır, 235. sütunda red, green, blue, yani kırmızı, mavi, kırmızı, yeşil, mavi renklerinin değerleri nelermiş? Bunlarmış. 3 tane değer olarak görüyoruz. Bunun herhangi bir tanesini değiştirmek istersek burada 5'e 5'lik bir alanda değiştirme yapmaya çalışıyoruz. İmajda 5'e 5'lik alanı o bölgeyi yeşile çevirecek resimde. Bunu çalıştırdığınızda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok küçük bir şekilde futbolcunun başının üzerinde bir yeşil nokta oluşuyor. Bunu artırarak biraz daha görünür hale getireyim. 15-15 yapıyorum. Şimdi biraz daha görünür oldu. Bunu 55-55 yaparsak böylece bir bölgeyi piksel piksel taramış olduk. Yine range ile resimden belli bir bölgeyi alıyoruz. Şurada futbol topunun işte x1, y1 ve x2, y2 köşe koordinatlarını görüyoruz yaklaşık. İşte 280'den satır 280, pardon, satır 280'den 340'a kadar, sütun 330'dan 390'a kadar ki bölgeyi aldık, değişkenimizi atadık. Bunu başka bir bölgede tekrar resmimize atadığımızda işte futbol topunu tekrarladık. Biraz ileride yeni bir oradaki bölgeyi alıp diğer yere kopyalamış olduk. Bunun gibi resim üzerinde manipülasyonlar, işlemler yapabiliyoruz. Daha ayrıntılı algoritmalar için kütüphanenin detayına bakmak lazım. İşte neler var? İşte yüz tespitinden devre öğrenme temelli nesne tespitine kadar OpenCV'nin içerisinde hazır olarak geliyor. Çok daha önceden eğitilmiş modelleri OpenCV'den doğrudan kullanabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde. Şimdi Python ortamında bir derin öğrenme uygulaması çalışacağım ama önce derin öğrenme nedir? Onu tekrar sunumumuza dönerek anlatmak istiyorum. Evet. Derin sinir ağları.
Şimdi yeni öğrenmede derin sinir ağları, işte bilgisayar ortamındakiler biyolojik sinir ağlarından esinlenmiş durumda. Bir sinir ağı hücresi dendrit dediğimiz kısımdan input sinyali alıyor. Akson kısmından eğer yeterince sinyal güçlüyse akson kısmından diğer hücreleri tetikliyor. Output sinyal olarak üretiyor. Temelinde böyle bir şey var. Evet. Bunun benzeri en basit bilgisayardaki karşılığı perceptron dediğimiz yapıdır. Perceptron'da birden XM'ye kadar veriler geldiği zaman bunları bir V sıfırdan V M'ye kadar ağırlıklarla çarpıyoruz. Hepsini topladıktan sonra bir tetikleme fonksiyonundan geçerek sonuç üretiyoruz. Bu tetikleme sonucunda bu sonuç sıfırlanabilir veya işte bir sonuç üretebilir. Buna göre sinir ağımızın tetiklenmesi ya da işte bir şey üretmemesi söz konusu olabilir. Tetikleme fonksiyonu bilgisayarda çok değişik fonksiyonlar olabiliyor. Lojistik tipi bir sonuç üretebiliyor. Rectified linear unit yani sıfırın mesela buradaki örnek için söylüyorum. Sıfırın solunda eksi değerlerde hep sıfır sonucu veriyor. Sağ tarafta giderek artıyor. Tanjant taş çok eksi değerde eksi bir, çok artı değerde artı bir veriyor. Bunun gibi amaca yönelik değişik tetikleme fonksiyonları derin sinir ağlarında kullanılmakta. Perceptronla ne yapılabilir? Perceptronla lineer sınıflandırma yani en boyutlu uzayda lineer sınıflandırma, ayrıştırma mümkün. Yani şu iki klası ne ayırabilir? İşte bir çizgi çizeriz. Sol taraftakiler, alttakiler bir sınıfa aittir. Sağ taraftaki üsttekiler de bir sınıfa aittir diye sınıflandırabiliriz. Perceptronda bu weight'leri doğru şekilde set ettiğimizde verileri input olarak verirsek sınıfı A sınıfına mı ait, B sınıfına mı ait diye üretebilmektedir. Eğer birden fazla sınıf, pardon, düzeltiyorum, sınıfa ait mi değil mi diye üretebilmektedir. Birden fazla sınıf söz konusu ise burada birden fazla perceptron kullanacağız. İşte en yüksek değere sahip perceptron sonucu bizim sınıflandırma sonucumuz olarak ortaya çıkar. Yani buradaki örnekte 3 tane sınıf varmış. X1 yani X1'den X3'e kadar niteliklere sahip bir nesne hangi sınıfa ait diye soruyoruz. Bunlardan hangisi yüksek sonuç veriyorsa ona aittir diye sonuç alıyoruz. Yani bu perceptronları input değil yani işte ön nitelikler olarak ya da işte datalar olarak input olarak verdiğimizde birden fazla hidden layer varsa arada bu matematiksel sum ya da işlemler varsa output layer da birden fazlaysa artık çok katmanlı perceptron oluşturmuş oluyoruz. Böylece ana fikir burada bir perceptronun inputunu birilerini diğer perceptronlarla beslemek ve artık çok katmanlı derin sinir ağımız oluşmuş oluyor. Yani yapay zeka dediğimiz derin sinir ağları dediğimiz şeyin altyapısında bu var basitçe. Evet. Şimdi burada derin sinir çok katmanlı perceptron dediğimiz şeylerin biraz daha ileriye gidersek artık nesnelerini nasıl tanıyacağız ya da nesneler aradığımız nesneler nerelerde nasıl bileceğiz? Bununla ilgili yöntemleri biraz bahsedeceğim ama ondan önce bir tane hızlı bir workshop oluşturmak istiyorum. Evet. Python ortamında yine Keras kütüphanesiyle Minist datasetinin sınıflandırması. Minist dataseti dediğimiz şey el yazıları 28 çarpı 28 pikselle 0'dan 9'a kadar yazılmış rakamlardan oluşan bir veri. Normalde ilk tablet ya da cep telefonlarında artık kalemle yazılmaya başlandığında bu yöntem kullanılmaya başladı. Artık kişilerin el yazılarını
bu şekilde tanımlamak mümkün hale geldi. Zaman içerisinde tabii ki bunlar daha gelişerek daha kompleks yazıları artık sistemler, cep telefonları, tabletler tanıyabiliyor. Şimdi Keras Kütüphanesi ile basit bir sinir ağı oluşturup buradaki el yazılarını, harfleri, rakamları, 0'dan 9'a kadar rakamları tanıma için hızlı bir uygulama yapacağız. Önce tabii ki sinir ağımızı eğiteceğiz. Bunun için Numbi kütüphanesi kullanıyoruz. Keras kütüphanesi de derin sinir ağı tanımlamamızı, yani böyle bir altyapı oluşturmamızı sağlıyor kütüphane. Datamızı yüklüyoruz sistemden. Datamızda 60 tane örnek var. 60, özür diledim. 60 bin tane örnek var. Her birisi 28 çarpı 28 piksel. Yani bizim örneğimizde 60 bin tane rakam varmış. 28 çarpı 28 piksellik şeyler, örneklerden oluşuyormuş. Tabii bunların doğru şeyleri sınıflandırılması her bir satır için bir tane, 60 bin tane de eklediğimiz değer. Bunlardan birkaçını şöyle ekrana çizdirmek istersek, işte bu şekilde çizdirebiliyoruz. İlk 9 tanesini çizdirmişiz. 3x3'lük bir grid oluşturuyoruz. Orada işte her bir datamızın, satırımızın içerdiği bilgiyi görüyoruz. 5, 0, 4. Class bilgisini de Y'den alıyoruz. Buradaki örneklerimiz böyle. Tabii 60 bin tane örneğimizi eğitirken test ve eğitim seti olarak ayırmamız gerekiyor. Bin tanesini bunun eğitim seti olarak ayırmışız. Ağımız ne şekilde? 28 çarpı 28 piksellik datayı input olarak vereceğiz. Yani bunu tek sıraya dizersek 784 yapar. 28 çarpı 28, 784 input veriyoruz. Bunu perceptron gibi 512'lik bir sinir ağına besliyoruz weightlerle beraber. Yine ikinci bir katman 512'lik bir sinir ağı veriyoruz. Sonra 10 tane sınıfa ait, yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A 9 sınıfa ait bir sonuç katmanı elde ediyoruz. Yani biz buradan bir input datasını verdiğimizde eğer 0 nodu yüksek sonuç veriyorsa verdiğimiz input 0 sınıfındadır. Yani 0 içeriyor ya da 1 sonucundadır. Bu şekilde verdiğimiz input'un hangi sınıfa ait, hangi sayı olduğunu, hangi rakam olduğunu anlayabileceğiz. Modelimizin, burada gördüğümüz modelimizin Keras'ta tanımlaması bu şekilde. Bu kadar basit. En son Softmax Activation Layer var. Yani her bir sınıfın sonucunu Softmax'la sayısal olarak elde edeceğiz. Bu modelimizi Edim Optimizer dediğimiz bir optimizer'la weight'leri öğrenmesini sağlayacağız. Bunların neler olduğunu detaylı bakmanız lazım. Kategorik loss entropiyle de loss hesaplayacağız. Yani bizim amacımız derin ağlarda öğrenen verilerle loss'umuzun giderek düşmesi. Eğer sistem öğrenmekteyse başlangıç seviyesinden loss düşer ve en nihayetinde sınıflandırma yapılabilen weight'lere sahip, weight'ler düzenleniyor. Yani ağırlıklar düzenleniyor. Ağırlıklara sahip bir network elde etmiş oluyor. Şunu çalıştırıyorum. On epoch train edeceğim. Yani 60 bin veriyi 10 kere network'ten eğiterek weight'leri düzenlemesini isteyeceğim. Hızlıca bunu çalıştırıyorum. Epoch birden başlıyor. GPU kullandığımız için çok hızlı. Daha önce derin sinir ağları aslında teorik olarak 60'lara 70'lere dayanıyor, fakat bilgisayar sistemlerinin yeni gelişmesiyle
çok fazla hız işlemi paralel yapabilmesinden dolayı son yıllarda popüler oldu. Son yıllarda popüler oldu diyebilirim. Evet. Katıları dedi. Şimdi bunu test verimizde denersek acaba ne kadar başarılıyız? X testimizi predict ediyoruz. Bir seferde 10.000 tane örneğimizi predict etti burada. İşte correct indexler kaç ay? Correct indexler yani doğru bulunanlar, yanlış bulunanlar olarak da ayırdık burada. Yani biz Y testle sonuçlarımızı Y test gibi bekliyorduk. Evet, beklediğimiz gibi çıktıysa correct indice. Ama sonuçlarımızı biz Y test gibi bulamadıysak ne elde ettik? Hatalı indisler elde ettik. Şimdi bunlar kaç tane? 10 bin tane data olduğunu biliyorduk. Correct indisler 0,9824. Yani 100 örnekten 98'i de başarılı olarak bilmişiz. Bilemediğimiz 100 örnekten 1,76 olduğunu görüyoruz. Şimdi doğru sınıflandırılan örneklere bakarsak işte şöyle bir 7 varmış, 7 sınıflanmış. 2 varmış, 2 sınıflanmışız. 1 varmış böyle. Şunu 0'mış, 0 sınıflandırmışız. Yani bu ilk bölümde doğru sınıflandırdıklarımız. Peki yanlış sınıflandırılan örneklere bakarsak, bakın oldukça kötü yazılmış olanlar yanlış sınıflandırılıyor. Biz 9 bulmuşuz bunu. Yani ağımız, sinir ağımız 9 olarak predikt etmiş. Fakat sınıf olarak aslında 4'müş. Şuradaki örnekte biz 5 olarak predikt etmişiz ama sınıf olarak 9'muş. Yani şurada biz bunu yine 9 sınıflandırmışız. Ama ikinci sınıf 2'ymiş. Yani bu şekilde yanlış sınıflandırılanları görüyoruz. Detaylı incelebiliriz ama bunlara oldukça az. %2. %2'den de düşük. Şimdi nesne tespiti ve daha detaylı modern nesne tespit yöntemlerini anlatacağım. Burada RCNN ile ilk başta verimli öğrenme temelli nesne tespit ve sınıflandırma ortaya çıktı. Buradaki örnek resmimizde işte çeşitli nesneler var. Az önceki örnekte biz bir parçayı veriyorduk, resmin parçasını, yani bir rakamı. Bunun hangi rakama, hangi sınıfa ait olduğunu biliyorduk. Burada nasıl yapacağız? Burada da resimdeki çeşitli nesneleri ayrıştırmamız lazım. Mesela insanı ayrıştıracağız. Bu nedir diyeceğiz. Ya da buradaki atı ayrıştıracağız. Bu nedir diyeceğiz. Bu tanınan sınıflar arasında bu insandır, bu attır diye bize derin sinir ağımız sonuç verecek. Bunu yapabilmemiz için bir resim geldiğinde buradaki nesneleri işte bölgeleri ayırıp derin sinir ağına hepsini teker teker veriyoruz. Bu nedir? İnsandır. Bu nedir? Bir attır. Ondan sonra bunun gibi. Bunun için klasik görüntü işleme segmentation yöntemleri kullanılarak, selective search gibi segmentation yöntemleri kullanarak buradaki nesneler ayrıştırılıyor. Nesne bölge önerileri nasıl ayrıştırılıyor? Burada biraz daha detaya girersek, burada bir resmimiz varsa onları tonlarına veya renklerine göre segment ediyoruz. Çok ayrıntılı tonlara göre segment edersek çok fazla nesne bölgesi oluşuyor. Daha az ayrıntılı oluşturursak işte daha az ayrıntılı nesne bölgesi oluşuyor. Bunların kombinasyonlarından mesela işte çeşitli nesne aday bölgeleri çıkartıyoruz. Bu nesne aday bölgelerini sınır ağımıza sorarak bu nedir diye, eğer bizim sınıflardan bir tanesine ait yüksek bir skor elde edersek onun işte bir tespit olarak diğer rectangle'lardan, diğer adaylardan ayrılması sağlanıyor. Burada mesela
adaylardan, insan olarak sınıflandırdığını görüyorsun. Diğer bir yöntem de işte kayan nokta ile tüm resmi gezerek nesnemizi orada nesne var mı diye ayıştırmaya çalışmak. Ama az önce dediğim gibi segmentasyon tabanlı selektif search tarzı yöntemler çok daha hızlı bize her yeri araştırmadan sadece aday bölgeler üzerinde sınıflandırma imkanı tanıyor. Buradan klasik yöntemlerle işte aday bölgeleri çıkartmak için de sinir ağı kullanabilir miyiz sorusu doğdu zaman içerisinde. Daha sonra Faster RCNN diye bir yöntem ortaya çıktı. Aday bölgelerde, objelerin aday bölgeleri de sinir ağıyla üretilip onların her birisi sonrasında sınıflandırılmaya sokarak sınıflandırıldı. Böylece daha hızlı bir nesne tespit yöntemi çıktı. Bundan sonra işte resim gridlere bölünerek değişik network altyapılarıyla nesneler sınıflandırılmaya başlandı. Bunlar içerisinde YOLO oldukça popüler, zamanda popüler olan, hala bugün YOLO 1, YOLO 2, YOLO 3 diye, hatta şu an YOLO 4 diye devam eden bir yöntem, oldukça hızlı, efektif. Burada 7x7'lik bloklara ayrılıyor. Her blok hangi sınıfa aitse yüksek skor veriyor. Böyle denilebilir. Dolayısıyla bir sınıfa ait bloklar bir araya getirerek o blok grubunun sınıfı belirlenmiş oluyor. Şimdi derin öğrenme yöntemlerinde, nesne tespit yöntemlerinde iki tane önemli nokta var. Bir tanesi başarı, yani nesnelerimin yüzeyin yüksek doğrulukla bulunması, diğeri hız. Çerçeve ve bölü saniye, yani saniyede kaç tane çerçeve bunda işleyebiliriz. Başlangıçta RCNN ya da Faster RCNN ile 30 FPS'i geçemezken artık aynı doğrulukta, %80 doğruluklarda 50 FPS, 100 FPS'e doğru gidiyoruz. Yeni yöntemler, bunların mobil versiyonları da var cep telefonları için. Biraz daha düşük performans sağlıyor ama daha hızlı, daha az işlem gücü gerektirdiğinden daha hızlı çalışıyorlar. Onlar da çok hızlı çalışabiliyorlar. Şimdi YOLO 3'ün detection sonucunu şöyle bir video olarak size göstermek istiyorum. Burada araçları, insanları, trafik ışıklarını, ondan sonra otobüsleri görebiliyoruz. Başarılı ve hızlı şekilde kameradan görülen bu nesneler ayrıştırılabiliyor, yerleri tespit edilebiliyor. Bu nedir? İşte otonom araç için altyapı olarak kullanılabilecek bir algoritma haline dönüşüyor bu durumda. Otonom araçlar artık bu tip görüntü işleme yöntemleriyle çevredeki nesneleri kameralardan tespit edip hareket edebiliyorlar. Evet. Benzer bir nesne tespit yöntemi SSD, single shot detektör. Yine YOLO'ya çok benzer, fakat işte Anchor dediğimiz, yine gridlerin, aday bölgelerin sınıflandırılmasında kullanılıyor. Bunlar peki algoritmaların başarımları nasıl ölçülüyor? Algoritmanın başarımları açık kaynak veri yapılarıyla ölçülmekte. İşte akademik çevrede public hale getirilmiş veriler üzerinde nesne tespit başarımları ölçülerek hangi algoritmanın daha iyi, hangi algoritmanın daha hızlı olduğu ölçülebilir hale geliyor. Mesela visual bu konularda Pascal Wok Visual Object Challenge dediğimiz data setinde 10.000 farklı resim, 20 farklı sınıf vardı. Bu 1990'lardan işte 2000 küsürlere kadar, 2010 küsürlere kadar devam etti. Şimdi artık derin öğrenmeyle
gibi çok daha fazla resim içeren, çok daha fazla sınıf içeren veri setleri üzerinde bu deneniyor. Nesne tespit başarımını ölçmek için Intersection of Union dediğimiz bir parametre kullanıyoruz. Resimde bizim belirlediğimiz burada insan var, burada araç var diye belirlediğimiz ground truth dediğimiz hani yer doğrusu diyelim yer adıyla Türkçe. Yer doğrusu ile algoritmanın çıktısı, tespit çıktısı, rectangle karşılaştırılıyor ve bunların örtüşme oranıyla başarımı ölçülebiliyor. Yani nesneyi bulmuş olsanız bile boundary'sini yani dış çerçevesini doğru ne kadar doğru bulduğunuzda önemli hale geliyor. Buradan iki alanın kesişimi ve iki alanın birleşimi. Eğer tam üst üste oturuyorsa burası bir değerini alacak. Çünkü kesişimle birleşim aynı şey halinde dönüşecek. Bu şekilde nesne tespit başarımını algoritmalarda ölçebiliyoruz. Burada yıllara göre algoritma başarımlarının ilerlemesi görülüyor. Bu aynı zamanda literatürdeki yöntemlerin gelişimini de bize anlatmakta. Başlangıçta klasik yöntemlerle en fazla %40 olan başarım birini öğrenmeyle birden %12, 13 küsur arttı. Giderek de devam ederek %80, 90 noktalarına ulaştı. Bazı kezlerde derin öğrenme yöntemleri artık insan algısından daha yüksek başarım elde edebiliyor deniliyor. Yani insanın iyi göremediği, tespit edemediği, kaçırdığı ayrıntıları derin öğrenme artık başarıyla tespit edebiliyor. Az önce demiştim işte daha yeni veri setleri artık 100 bin resimden koko gibi 80 farklı sınıftan oluşabiliyor. Bu algoritmaların başarını ölçmek için sürekli bunlar da geliştirilebiliyor. Evet. Biz Havelson olarak bunları nelerde kullanıyoruz? İşte uydu görüntülerinde hedef tespit amaçlı kullanabiliyoruz. Örneğin buradaki örnekte bir havaalanındaki uçakların sayılması, tespit edilmesi kırmızı noktalarla gösteriliyor. Limandaki denizlerin, gemilerin sayılması, kolilerin tespiti gibi işlerde kullanabiliyoruz. Helikopter pistinin tespiti, işte yol çizgilerinin, yolların tespiti, binaların tespiti, köprülerin tespiti hep bu yöntemlerle yapılıyor. Görüntü işleme grubu olarak biz işte İHA görüntülerinden de nesne tespit edebiliyoruz. Şurada hareket insanların yürüdüğünü görebiliyorsunuz. Termal kameradan hareket nesne tespiti yapabiliyoruz. Araç marka modeli tespit edebiliyoruz o derin öğrenme yöntemleriyle. Yani burada bir araç var demekten başka bir de bu aracın marka ve modeli yılı nedir diye sorabiliyoruz. Bunun için ayrıca bir sınıflandırıcı ağ kullanılıyor. Dedektör ağ kullanılıyor. Sonrasında da sınıflandırıcı ağ kullanılıyor. Evet. İnsan tespiti yapılabiliyor güvenlik amaçlı. Burada koridoru bakarken burada bir insan dolaştığı anlaşılıyor. Evet. Benim genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Peki, teşekkür ederim arkadaşlar.